Münafığın şeytani bir enerjisi vardır. Böyle sonsuza açılan bir lağım gibidir. Münafık, sonsuza açılan bir lağım. Her gün bir pislik yapar. Allah'ın hikmeti. Aynı şeytan gibi. Şeytan mesela hiç kesintisiz pislik yapar. Münafığın en mühim özelliklerinden birisi hem kendi sivri dilini çok çirkin kullanır. Pis kullanır. Yani lağımın akışı oradandır, dilindendir. Beden dili de çok pistir münafığın. Resulullah hadiste söylüyor. Gözünü çirkin şekilde kullanır diyor. İstediği an ağlar. İstediği an neşeli biri görünebilir. Ağlamayı kullanmasını Kur'an zaten Yusuf suresinde açıklıyor. Evet. Cenab-ı Allah. Mesela kardeşini şehit etmeye götürüyorlar. Hazreti Yusuf'u. Ama ağlayarak anlatıyor olayı. Yani yaptığı ahlaksızlığı ağlayarak anlatıyor. Çok şirret ve çirkeftir münafık. Zübbeliğe çok yatkındır. Böyle asilik, zübbelik, çakallık, isyankarlık. Şeytanın ruhunda olan bu kötü yapı Kur'an'da uzun uzun anlatılmıştır. Aynı zamanda mesela Allah'ı sevdiğini söylüyor. Korktuğunu söylüyor Allah'tan. Ama haşa Allah'ı mat etmek kafasında şeytan. Yani ondan daha üstün olduğunu, daha bilgili olduğunu, daha vicdanlı olduğunu, daha doğru düşündüğünü. Haşa Allah'ı yenecek yani kendi kafasınca. O mantıkta olur şeytan. Bunu yapamadığında da sıkılır, deliliği tutar. Adeta böyle kükürt kokar artık yani böyle içine çöker. Kur'an onu ölüm baygınlığı geçirmiş, ölüm anına yaklaşmış bir insan görünümü olarak belirtiyor. Gözleri akar, donuklaşır, anlamsız ve boştur. Yani böyle şeytani transa geçer. Boş boş bakmaya başlar etrafa. O baş bakış anı işte o şeytana teslim olduğu an oluyor. Onun şeytan onun ruhuna hulul ediyor. Yani en yoğunlaştığı an oluyor. Ona artık şeytan bilgi aktarmaya başlar. İşte sen büyüksün, sen yücesin, sen en önde olmalısın. Her şey senden sorulmalı. Dünyayı sen idare etmelisin. Sen haşa Allah'tan büyüksün. Diyorlar ya bazen ya diyor Allah insanlığı cehenneme kor mu diyor. Ben olsam mesela koymam diyor. Evet. Cehenneme diyor. Bu ne? Allah'tan büyüklük iddiası. Evet. Şeytan müminlerin huzuruna, başarısına çok haset eder. Çünkü onun iddiası Allah'a karşı insanların kötü tutum içinde olacağı iddiası, değil mi? Evet. Müminin başarısı münafığın aynı şeytanda olduğu gibi çok ağırına gider. Müminin güzelliği, sağlığı, sıhhati, başarısı, yeteneği, ataklığı. Onun için sürekli bir şeye müdahale etmek ister. Yani sürekli bir yerden zarar vermek ister. Yani becerebildiği kadar. Diyor ya ayette şeytan, sağından solundan yaklaşacağım. Evet. Değil mi? Her yönden yaklaşacağım. Her fırsatı kullanır münafık. Mesela ufacık bir fırsatı bile. Nasılsın desen, yani bende bir anormallik mi gördün der mesela. Evet. Nasıl görünüyorum ki der. Yani böyle sübbece, alçakça ve ahlaksızca cevap verir. Senin iyi niyetine karşı pis bir eylem içindedir. İsyankarlık, anarşistlik, azgın ruh, münafık ruhunun vazgeçilmez özelliğidir. Şeytandan aynı özdeştir. Şeytan münafığın mürşididir. Yani ayette diyor onu diyor kabuk gibi bağlar. Yani üstüne bir iyon yığını şeklinde çöküyor. Ya bütün bedenini kaplıyor ve dolayısıyla beyninin içine de giriyor. Yani onun üstünde ikinci bir ruh olmuş oluyor. Kendi ruhu kontrolden çıkıyor. Artık o şeytana ait ruh onu kontrol ediyor. O iyon yığını diyelim. İşte kabuk gibi bağlatırız dedi ya o Cenab-ı Allah'ın. O kabuk gibi bağlandın işte o artık diyor onun yakasını bırakmaz. Peşini bırakmaz. Ne kadar bırakmaz? Hiç bırakmıyor. Ancak
Kur'an'a tam teslim olur, Allah'a tam teslim olursa, o zaman Cenab-ı Allah'ın izniyle Allah mümine verdiği kuvvet zaten biliniyor. O zaman müdahale ediyor Allah. Ya onun dışında sonsuza kadar şeytanın avanesi olarak görev yapar münafık. Sonsuza kadar. Münafıklarla ilgili esaslı bir çalışma pek olmamış. Kur'an özünü anlatır münafıklığı. Ama hayata geçişi, hayattaki uygulamaların anlatılmasını biz yaptık. Evet. Kitap olarak ben yaptım. Evet. Yani. Şimdi yeni hazırlıyoruz kitabı. Mesela dünyada yok öyle bir kitap. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ya böyle bir münafık analizi, böyle bir şeytan analizi hiç yoktur. Evet. İlk defa oluyor. Maşallah.